Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurdan Vecizeler programımıza devam ediyoruz. Birinci vecizemiz, imana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amali salihadır. Salih amel ise maddi ve manevi hukuk ibadet tecavüz etmemekle hukukullahı da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Şimdi imana ait bilgilerden sonra deyince, tabii ki önce iman konusunda sağlam bilgilere sahip olmak lazım. Yani sağlam bilgiler deyince Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına uygun bilgileri elde etmek iman ait bilgiler olmuş oluyor. Bunlar da hata oldu mu? Bir sürü dallet fırkalara çıkıyor bu yanlış bilgilerden. Onun için ilk işimiz demek ki imana ait bilgileri sağlam elde etmek. Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadını iyi bilmek yani. Bunu takiben amel geliyor değil mi? İmandan sonra amel. Ameli saliha geliyor. Salih amel. Salih amel doğru, güzel, yerinde manasına salih, doğru. İyi amel manasına. Şimdi güzel amelleri işlemek gerekiyor sağlam bilgilerden sonra. Şimdi salih amel nedir? Onun tarifini ustamız yaptı. Evet. Bir okuyalım. Evet. Salih amel ise. Heh. Salih amel ise maddi ve manevi hukuk-i ibadet tecavüz etmemekle hukukullahı da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Şimdi burada hukuku ikiye ayırdı ustamız. Birisi hukukullah. Allah'a ait hukuk deyince başta iman geliyor. Peşine ibadetler geliyor. Şimdi bunları yerine getirmek hukukullah oluyor. Çünkü ben cinler insanlar ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu emre, bu hikmete uygun hareket etmek hukukullah'a riayet etmek manasını taşıyor. Aksine hareketler hukukullah'a tecavüz oluyor. Hukukullah'a tecavüz noktasında efendim söyleyeyim, en başta tabii küfür geliyor, sonra şirk geliyor. Yani küfür deyince ateizm manasında, eski ismi tatil, inançsızlık. İnanıyor ama puta tapıyor, peşine şirk geliyor değil mi? Bu da hukukullah'a muhalif tecavüz olmuş oluyor. Bunun tevhid inancı, hukukullah'ı yerine getirmek manasına. Şimdi daha sonra Ustad önce kul hakkına dikkat çekmek üzere kul hakkını öne aldı. Maddi mani hukuk ibadet tecavüz etmemekle. Kul hakkı çok önemli. Çünkü kul hakkını ancak Cenab-ı Hak affediyor. Ancak kul affedebiliyor. Kul hakkının affını Cenab-ı Hak kula bırakmış yani. Kula bırakmış ki kendi affetmiyor. Onun için kul hakkına çok dikkat etmek lazım. Bu noktada da iki şık var önümüzde. Biri maddi de manevi hukuki ibad. Maddi hukuki ibad malum zaten. Kulun maddesine ilişmek değil mi? Arsasını tecavüz etmek veya işte ticaretine yanlış yön vermek yahut aleyhte bulunmak her neyse. Yani kulun maddesine zarar vermek. Şey de buna girer. Yani kulun talip olduğu bir makam, hakkı olan bir makamı başka yollardan elinden almak değil mi? O makamın kendisinin geçmesi. Bu da hukuki ibada giriyor. Maddi hukuki ibada giriyor. Manevi hukuki ibad deyince de işte suizandan başlıyor. Gıybet kadar. Bütün bu yanlış şeyler, düşünceler ve bunu dile getirmeler manevi hukuka riayetsizlik oluyor. Ha bunlara dikkat etmek lazım Mustafa duruyor. Salih amel işlemek için hukukibattan uzak bulunmak lazım. Yani kul hakkından uzak olmak lazım. Tecavüz etmemek lazım kulun hakkına maddi ve manevi. Hukukullah'a bir hakkın ifa etmek deyince az önce arz ettim. İman ve salih amel işlemek. Tabi bir hakkın deyince, yani hakkıyla deyince bu bir hakkını kemaliyle diye anlarsak çok çok mümin çoğumuz o manada ifade edemeyiz. Ama bir hakkını şöyle anlamak daha bize kolaylık getiriyor. Yani o salih amel hakkı neyse onu vermek yani. Evet.
Şu öğle namazının hakkını 4 rekat kılmak. 4 kıldım işte bir hakkın oluyor yani. Tahiyyatü'l erkana riayet etmek. Namazı bozan şeylerden ve keratlı mekruhlarından uzak durmak. Bu şekilde hareket ettik mi o öğle namazını inşallah bir hakkın kılmış oluyoruz. Ama kemal değil mi o ayrı. O sapıyor ya zerreden şemse kadar dereceler var. Ama biz bir hakkını böyle anlarsak daha rahat herkese şamil, hepimize şamil bir izah olmuş olur. Evet. Allah razı olsun. Yeni bir vecize. Nasıl ki insan şu alem-i kebirin bir misali musagarıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Namaz dahi bütün ibadetin envanı şamil bir firiste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Evet tabi. Üst üste harika vecizler. Evet. Böyle getirilmiş. Yani bu müstakil bir ders konusudur. Bir özetlemeye çalışacağız. İnşallah. Elden geldiği kadar. Şimdi burada 3 tane hülasadan, özetten bahsetti. Birisi insan şu alem-i kebirin bir misali musaharı, küçük bir misalidir. Çünkü alemde her ne varsa ustat veriyor, numunesi insanın mahiyetinde var alemde. İşte manevi alemde düşünürsek, levh-i mahfuzun misali hafızda olarak bizde var. Alem misalin misali hayal olarak var. Alem-i ervah zaten ruhumuz, onun misali. Bir böyle. Bir de maddi olarak da bütün elementler insanda var. Elementler. İşte usta yine beynidir başka bazı başka risalelerde. İşte insanın kemikleri taştan haber veriyor. Etleri topraktan haber veriyor. Değil mi? Vücudunda akan sular akarsulardan haber veriyor. Bu manada işte saçlarımız ormanlardan haber veriyor mesela. Bu manada baktık mı maddi alemdeki şeylerin numunesi de insanda var. Levh-i mahfuzun alem-i misalin, alem-i erbaa misali insanda var. O zaman insan küçük bir misal oldu alemin. Evet. Bir. İkinci misal. Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Fatiha-i Şerife de Kur'an'ı özetlemiş oluyor. Değil mi? Yani Kur'an'daki bütün maksatlar Fatiha'da var. Yani Kur'an ne için nazil olmuşsa hepsi Fatiha'da var. Nasıl var? Mesela Kur'an Allah'ı bize tanıtmak için nazil olmuştur en başta. Elhamdülillahi Allah'tan bahsettik mi? Rabbül Alemin, Kur'an'ın iniş, nazil olma gayesi Allah'ı tanıtmak. Hemen Fatiha'nın başında Allah tanıtılıyor Cenab-ı Hak bize. Ne olarak? Rabbül Alemin olarak, Rahman olarak, Rahim olarak tanıtılıyor. İkinci gayesi Kur'an-ı Kerim'in insanlar ahiret yurduna hazırlamak, ebedi hayata, cennete layık kıymet almalarını sağlamak. Kur'an-ı Kerim'in ikinci gayesi. Ahirete dönük. Malike middin de bunu ifade ediyor değil mi? Sonra İyyâken abud diyor, İyyâken istin. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ibadet ayetleri, bütün dua ayetleri İyyâken abud diyor, İyyâken sayında var. Ha. Kur'an-ı Kerim'deki bütün kulun istikamet yürümesi için, sırat-ı müstakimde yürümesi için Kur'an-ı Kerim çok esasları vaz etmiştir. İfrat-ı tefiz olanlardan uzak kılıp bizi istikamet yolunda yürütmek üzere Kur'an-ı Kerim ayetle bize yön vermiştir. İhtina sırat-ı müstakim bundan tümün içine alır. Bu sırat-ı müstakimde gidenler kimlerdir? En'amt aleyhim. Allah'ın inamına mahsur olanlar, nimetine, ikramına, ihsanına mahsur olanlar. Ki bu bir başka ayet-i kerimede nebiler, mine nebiyyin, sıddıklar ve sıddıkın ve şüheda ve salihin diye izah ediliyor. Yani sırat-ı müstakim ehli bu zümrelerdir. Dolayısıyla biz namazda bunu da istemiş oluyoruz ve peygamber kıssalarını da böylece hatırlamış oluyoruz. Yani peygamber kıssalarının tamamı burada var. En'amt aleyhim'de var. Geriye ne kaldı? Nemrut'a firavunlar, gayr-ı mağdub aleyhim ve reddalinde de bunlar var. Allah'ın gadabına mazhar olmuş, efendim söyleyeyim, yoldan sapmış dallet fırkaları, yanlış inanç sahipleri de mağdub ve dallin güruhudurlar. Bunlar da Fatiha'nın sonunda yine yer almış. Şimdi böylece bakarsak Kur'an'da olmayan bir şey yok. Evet. Allah'tan, ahiretten, peygamberlerden, ibadetten ve İslam'a düşman olan zümrelerin tümünden Kur'an-ı Kerim
bahsediyor. Fatih de bunları özetlemiş. Evet. Başka ne var? Evet. Bu böyle. Sonra? Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir firhiste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Evet, namaz da ayrı bir özet değil mi? Neyi özetliyor? İki şeyi. Bir, bütün ibadetin envanı şamil. Bütün ibadet nevileri namazda var. Namazın kendisi zaten namaz. Oruç var, namazda bir şey yemiyoruz değil mi? Hac var, Kabe'ye teveccüh ediyoruz. Zekat var, zamanımızın veya yıpranan elbisemizin zekatını vermiş oluyoruz bir bakıma. Sadaka manasına geçiyor. Namaza yıpranan bedeni, şeyimiz, elbisemiz ve namaza geçen zamanımız sadaka oluyor değil mi? Yani zekat da bu manada var. Kelime-i şehadet zaten var. Böylece ne olmuş oldu? Namazda bütün ibadet nevileri yer almış oldu. Bir de mahlukat sınıflarının da elvan ibadetlerine, farklı mahlukların renk renk ibadetleri namazda var değil mi? Kıyamda duruyoruz. Bütün kıyamdaki ağaçları temsil ediyoruz. Rükûya gidiyoruz. Rükûndaki bütün hayvanatı temsil ediyoruz değil mi? Secdeye kapanıyoruz. İşte sürünen bütün yerdeki bütün hayvanları temsil etmiş oluyoruz. Böylece onların elvan ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Şimdi böyle bir insan namaz kıldı mı demek ki üç fihriste, üç özet bir araya geliyor. Yani kainatın bir küçük misali olan insan değil mi? Efendim söyleyeyim, insan kendi küçük misali. Kur'an'ın bir misali, küçük timsal münevri olan Fatiha'yı okuyor değil mi? Nerede? Bütün ibadetlerin özeti olan, firistesi olan namazdı. Böylece üç özet bir araya gelmiş oldu. Kainat, Kur'an ve namaz üç firistenin bir araya gelmesi olmuş oluyor. Evet. Allah razı olsun. Namaz Halık-ı Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şenindendir ki her kalp kemali şevk ve iştiyakla icabet etsin ve miraç vari olan o yüksek münacata mazhar olsun. Evet, şimdi burada birçok mesajlar alıyoruz. Böyle ince hakikatler üstad nazara veriyor. Bir defa namaz Halik Züceli tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde. Demek ki namazın şartlarının birisi vakit. O tayin eden vakitte kılacağız ki namaz makbul olsun. Değil mi? İşte önde namazın vakti malum. İşte önde namazını kılmayıp da efendim, öndeye kadar 100 rekat namaz kılsak, ikinden sonra 1000 rekat namaz kılsak önde namazın yerini tutmuyor. Çünkü Allah'ın tayin ettiği vakitte kılmamış oluyoruz. Değil mi? Onun sevabını ayrıca alırız. O ibadetlerin. İbadet sevabını. Ama önde namazını kılmış olmayız. Kılmış olmayız. Onun için bir daha namazın bir şartı vakit. O şartı yetmekle muayyen yani vakitlerde 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde kılması şart. Peki bu namaz kılmak ne? Manevi huzuruna yapılan bir davettir. Manevi huzuruna. Cenab-ı Hak maddeden münezzeh olduğuna göre Allah'ın huzuruna çıkmak namazda Allah'ın çıkmak manevi manada bir huzura çıkmaktır. Şey, maddeden münezzeh ya Cenab-ı Hak. Değil mi? O namaz kılmak manevi huzura çıkmaktır. İşte namaz da bunun daveti oluyor yani. Cenab-ı Hak bizi davet ediyor huzuruna. Huzuruna davet ediyor. Ya. Efendim söyleyeyim, gelin beni hatırlayın bir defa. Değil mi? Beni tanımak için yaratılmışsınız. Bunu namazla ifade edin. Cennet Allah'a kıymet almak için sizi gönderdim dünyaya. Namazla bu kıymete erin, vasıl olun veya o yola girin manasında. Cenab-ı Hak bizi bizim için kendine ibadet etmeye ve Cennet Allah'a kıymet almaya davet etmiş oluyor namazla. Şimdi buna üstad buyurdu ya, şevk ile koşmak lazım çünkü en büyük
Biz insan yaratır gayesi Allah'ı tanımak. Bunun için namaza çağrılıyoruz. Sonra ahirete ve saadete nail olmak. Yine bunun için namaza çağrılıyoruz. Değil mi? Dolayısıyla namaza ustanın da belirttiği gibi şevk ile koşmak lazım buyuruyor. Bu da için şey nedendir ki, yani icabıdır, gereğidir ki her kalp kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin buna, bu namaza. Yani, Halık'ın huzuruna çağrıldım. Onunla sohbet edeceğim. İnsan padişahın huzuruna çağrılsa, efendim söyleyeyim, bir sohbete mazhar olsa, her zaman söyleyeyim de, dedesinin de, torun torununa yeter o şeref. Ya. İşin Cenab-ı bizi huzuruna günde 5 defa davet ediyor. Farz olarak. Farz olarak. Onun dışında Resulullah Efendimiz bize rahmeten alemin ya, Peygamberimiz, rahmeten alem olmasının çok cihetleri var. Bence bir cihet de bu nafile namaz, sünnet namazlardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize, Peygamberimize en büyük rahmet, niye? Nafile namaz, sünnet namazları bize bırakmış. Yoksa sadece farzları kılar bitirirdik. Yani, değil mi? O kadar orada kalırdık. Halbuki kulun bana en çok farzlarla yaklaşır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir hadis-i kutsi, sonra nafilelerle. İlahir, daha uzun bir hadiste. Nafile içerisinde de en mühim nafile namaz sünnetleridir. Farz olmayan, vacip olmayan bütün ibadetler nafile olmuş oluyor. Mesela kuşluk namazı olsun, evvabin namazı olsun, o kadar nafile namazlar ki sünnet olarak kılınmış. Ama bunların büyük çoğunluğunu ihmal edebiliyoruz. Ama namazın sünnetleri ihmal edilmez nafileler oluyor. O bize Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir ihsanı, Peygamberimizin rahmet oluşunun ayrı bir ciheti oluyor yani. Yoksa nafile namazı nerede kılacağız? Kuşluk namazı kılmadığımız gibi önünün sünnetini de kılmazdık. Değil mi? Ama sünnet olunca kılıyoruz. Sünnet olarak. Diğer sünnetler de elden geldiği kadar yine kılmak lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz, yani bazen söylüyorum, sanki namaz kılmak için bahane aramış yani. Bahane aramış. Nefsimiz namaz kılmamak için bahane arıyor. Namazı kısaltmak için bahane arıyor. Hani farzını, sünneti kılmasan olur. Şunu da yapmasan olur, bunu da yapmasan olur. Nefis, yani kılmama tarafında sürekli bize telkinata bulunuyor. Peygamber Efendimiz tam tersi, kılmanın, kılmayı artırmak. Her vesile namaz kılmış. Her vesile. Sefer çıkmış namaz kılmış. Dövmüş namaz kılmış. Zaten sünnet diğer namazlar belli. İşte ebabindir, arz ettiğin gibi. Zaten gece namazı tercih namazı Peygamberimize vacip. Bize nafile. Değil mi? O mutlaka kılıyor. Mutlaka kıldığına göre, vacip olduğuna göre biz de elden geldiği kadar kılmaya gayret etmek hiç olmazsa bu kışın uzun gecelerinde biraz da rahat kılınabilir. Ama çok Müslüman elhamdülillah o noktada şey yapıyor yani. Evet, şimdi kılıyorlar. Evet, kılıyorlar. Her kemal-i şevk ve iştiyakla. Ona misal olsun diye Peygamberimiz misal vermiş olduk. Kemal-i şevk ile kılmış. Tabiri caizse az görmüş sanki de farz namazları. Daha fazla ibadet etmek üzere sünnet namazlar, diğer nafile namazları kılmış. Biz de onun rahmetinle alemin oluşunun bir gereği olarak yani elden geldiği kadar ne yapmak lazım? Nafile namazları da artırmak lazım. Namazı kırpmak değil de öyle. Artırmak. Ve miraçvari olan o yüksek münacata mazhar olsun. Miraçvari namaz müminin miracıdır. Bu hadis-i şerife dayanıyor bu ifade. Ustamız bu ifadesi. Zaten Resulullah'ın çok bahisleri ayet hadis meallerinden kendi ifadesi manevi tefsirdir. Manevi tefsir yani. Kelime kelime değil de. Şimdi namaz müminin miracıdır buyurulmuş. İşte nasıl oluyor? Da kısaca özetleyelim. Konu ayrı ama. Miraç malum. Resul Efendimiz bizatihi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp kendisine direkt hitap etmeye mazhar olmuş tek peygamber. Değil mi? Tek peygamber. Bütün alemleri geride bırakarak işte İsra'dan başlıyor. İşte Miraç ile bütün mahlukat alemini Sidretül Münteha denen makamda bütün mahlukat alemi geride kalıyor. Cebrail Aleyhisselam da o noktaya da yaklaşıyor. Daha bir adım atamıyor.
Cebrail aleyhisselam dahil bütün mahlukat geride. Doğrudan da Cenab-ı Hakk'a hitap ediyor Resul Efendimiz Miraç mucizesinde. Şimdi namazda bunun bir misali oluyor. Nasıl oluyor? İnsan namazı başladı mı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün alemleri mücmelen düşünmüş oluyor yani. Bütün alemleri Allah terbiye etmiştir. Değil mi? Sanki bütün alemler geride kaldı şimdi. Değil mi? Allah Rahman Rahim olarak iade ettik. Malik-i Middin. Ahiret alemi de geride kaldı şimdi. Çünkü ahirete gördü ya Peygamberimiz. Değil mi? Ahiret de gördü. Cennet de gördü. Demek ki Rabbül Alemin de bütün alemleri gördü. Efendim söyleyeyim. Malik-i Middin ile cennet ve cehennemi gördü. Şimdi alem ne geride kaldı? Cennet cehennem geride kaldı. Direkt Cenab-ı Hak hitap. İyyâke nâbûdû da işte direkt Cenab-ı Hak hitap ediyor mümin. Oldu namaz müminin miracı. Demek ki İyyâke nâbûdû'ya kadar miraç yolculuğu sürüyor. İyyâke nâbûdû. İyyâke nâbûdû da rüyetullah manasında direkt Cenab-ı Hak hitap noktasına varıyor mümin. İyyâke nâbûdû, İyyâke nestaîn diyerek direkt hitap ediyor. Hem Sadrı bunu izah ederken risallerinde İyyâke nâbûdû'ya kadar gâibâne diyor. Gâibâne. İyyâke nâbûdû da hazırâne diyor. İşte hazırâne ise mümin miracı, rüyetullah manası. Yani direkt Cenab-ı Hak hitap, hazırâne. Oraya kadar gâibâne. Gâibâne şu malum. Şimdi Allah bütün alemlerin Rabbidir. Bu gâibânedir yani. Allah'tan bahsediyoruz gâibâne sanki. Değil mi? Evet. Ama Cenab-ı Hakk'a direkt sen bütün alemlerin Rabbisin desek bu hazırâne olur. Evet. Er-Rahman, Allah-Rahman'dır. Bu da gâibâne. Er-Rahim o da gâibâne. Malik-i Middin o da gâibâne. Allah din gününün sahibidir. Ama direkt Cenab-ı Hakk'a hitap etsek ya Rabbi sen ahiretin sahibisin o hazırâne olur. Demek ki İyyâke nâbûdû'ya kadar hep gâibâne geliyor. Sanki miraç yolculuğu. Miraç yolculuğu. Değil mi? Yani bütün alemleri tamaş ediyor. Cennet cehennem dahil. İyyâke nâbûdû hazırhaneye geçiyor. Direkt Cenab-ı Hakk'a hitap makamına varıyor. Böylece namaz müminin miraç olmuş oluyor. Allah razı olsun. Çok güzel. Tabi bunlar rahmetli ustadımız İlmen bunları bize anlatmış. Kendi bizatihi bu manayı kemale yaşamış. Bizler de ne kadar muvaffak olursa inşallah. Tabii hani diyor ki başka bir sesinde demek ki diyor bu hakikaten şey, namaz ne de bizim kızın namazı. Öyle deme diyor. Çünkü her namaz efendim söyleyeyim şahsen riayet edildiği namazdır yani. Makbuldür. İnsanı sorumluluktan kurtarır ve derecesini artırır. Ama hasri mertebeleri var. Bu ayrı mesele. İşte geçen de sohbette de arz ettin ya başka bir programımızda. Yani üstadımızın büyük bir müjdesi yani bu asırda amel-i salih ihlasla muvaffak olmak çok zor diyor yani. Peki azdır diyor. Hem az bir amel-i salih bu ağır şeriat aslında çok hükümdedir diye geçen programlarda konuşmuştuk. Onun için elden geldiği kadar gayret edelim ama o kemal manada muvaffak olamayız. Olamayınca da hani ya böyle namaz mı olur demeyelim. Böyle namaz olur. Şartlara uyduk mu namaz olmuştur. Aksi halde şeytan vesvesesinden kapılırız. Efendim, o bizi daha kötü yerlere götürebilir. Namazı terk'e kadar. O şeye de girmeyelim. O yasak bölgeye. Değil mi? O yanlışa da düşmeyelim inşallah. Evet. Son bir vecihimiz var. Acaba bu misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına ve elbette bir menzil olan kabrinde gıda ve ziya ve herhalde mahkeme olan mahşerde senet ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Hani namaz iyidir, hoştur ama her gün beş defa kılmak hani çoktur falan diye bir soru Üstad cevap veriyor ya başka bir risalesinde. Şimdi burada da bu vazife-i ubudiyet neticesiz midir? Değil mi? Kıymeti az mıdır ki sana saç veriyor diyor başka bir risalesinde. Onun cevabı. İşte bu vazife-i ubudiyet neticesiz mi ki usanarak kılıyorsun namazı? Değil mi? Halbuki namazın ne büyük mükafatları var senin için, ne büyük faydaları var.
Onu ruhsat maddelerine sıralamış burada. Hı. Neymiş birinci madde? Acaba bu misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına. Tabii zengin gıda oluyor kalbimize. Çünkü insan sonsuz aciz, sonsuz fakir bir mahluk. Her şeye muhtaç, hiçbir şey yapmaya da gücü yetmiyor. Yaptığı ufak tefek şeyler, masa sandalye yapıyor ama mesela. Diyelim işte el ayak yapmak, güneş ay yapmak Allah'a mahsus da. Onun yaptığı kainatta, onun yaptığı her şeye muhtaç olarak yaşıyor insan. Meyve için ağaca muhtaç, kendi yapamıyor. Değil mi? Ekmek için efendim, tarlaya muhtaç, kendi yapamıyor. Değil mi? Hılasa bütün ihtiyaçlarımız, bizim fakirliğimiz oluyor. Hiç de biz yapamıyoruz. İnsan arasında ufak tefek işler yapıyoruz. Onlar gıda değil ki onlar, değil mi? Mesela maaş arıyoruz çalışarak ama şu maaşı yemiyoruz, değil mi? Yine gidiyoruz o maaşı arıyoruz ağacın kapısına. Değil mi? Ondan elma dileniyoruz tabiri caizse. Yani kainatta her şeye biz muhtacız. Böyle muhtaç, fakir yaratan bir kul, değil mi? Namazda Allah'ın huzuruna çıkıp, ona ibadet edip, ona dua etti mi, müthiş bir kuvvet buluyor, değil mi? Yani bir. İkincisi? Evet. Ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya... Tabii, kabir alemi var önümüzde. İkinci alemimiz orası. Ya cennet bahçesinde bir bahçe, ya cennet çukurunda bir çukur. Peygamberimizin tarifiyle, tasviriyle. O kabrin bizim için cennet bahçesinde bir bahçe olmasının en büyük vesilesi tabii imanla göçmek. Hemen ikinci vesilesi namaz. İbadetler, değil mi ya? O menzili aydınlatan, cennet bahçesini bir bahçe haline getiren namazdır yani. İmandan sonra namazdır, evet. Sonra? Evet. Ve herhalde mahkemen olan mahşerde senet ve berat... Herhalde, Türkçe biraz yanlış kullanıyor yani. Herhalde bir ihtimal yok kullanıyor Türkçe'de. Evet. Herhalde her halükarda, mutlaka demektir. Mutlaka. Ha, biz Türkçe'de yanlış kullanıyoruz. Evet. Evet. Herhalde gelir. Evet. Öyle değil. Her halde mahkemen, her halükarda hiç kaçmak yok. Çünkü buyur oraya çıkıyor çünkü. Değil mi? Buyur oraya. Buyur oraya çıkıyor. Yol öyle çizilmiş. Rahim mader, dünya, kabir, bağız, diriliş, mahşer ve mizan, mahkeme. Sonra inşallah cennet. Yol böyle çizilmiş. Yani isteyen edenler bu yolun tersine gitmeler lazım. Gidemezler. Mecburen bu yola giriyorlar. Madem mecburen yola gidiyorsan, inanarak git. İbadet ederek git. Akıbetin cennet olsun. Değil mi? Aksini yapamazsın. Bu yola girmişsin. Ölmemek elinde mi? Bu yol tek yol. Bu yol tek yol. İlla ölüm, illa kabir, illa mahşer, illa cennet inşallah. Mizan, inşallah cennet. Değil mi? Yol böyle çizilmiş. Ya. Bu herhalde o manada yani. Herhalde mahkeme olan olan mahşerde en büyük senetimiz, beraatımız neymiş? Namazmış. Sonra bir de... Ve ister istemez üstünden geçilecek Sırat Köprüsü'nde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Hayır. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.